Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Maide suresi 6 ve 10. ayetler arasını okuyacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, İzâ gumtum ile salati, namaz için kalktığınızda, fâsilû vucûhekum, yüzlerinizi yıkayın, ve idiyekum ilel merâfik, ve dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, ve emsahû birûsikum, başınıza mesedin, ve ercülekum ilel kâbeyn, ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Bu ayet-i kerime abdestle alakalı ayet-i kerimedir. Ve abdestin farzları kaçtır diye çocukluğumuzda da öğretilirdi. Ve oradaki dört diye bize anlatılan doğrudan doğruya bu ayet-i kerimeye dayanıyor. İşte yüzümüzü yıkamak, başımıza mesetmek, kollarımızı yıkamak ve ayaklarımızı topuklarına kadar yıkamak. Ancak Şafii mezhebinde tertibe riayet, o da bir farz kabul ediliyor. Yani bunları sırasıyla yapmak, ayet-i kerimede geçtiği tertip üzere yapmak ve aynı zamanda ameller niyetlere göredir hadisinden hareketle abdeste niyet etmek. Ve dikkat edilirse Hanefi olan kimseler de aslında hem tertibe riayet ederler hem de bu işe niyetlenirler. Niyet kalbe ait olan bir durumdur. Yani biz abdeste başladığımızda her ne kadar niyet getirmesek bile, yani kollarımızı diyelim sıvamışız, bu abdest almak için niyetlendiğimizin bir alametidir. Başka bir zaman o şekilde yapmıyoruz çünkü. Dolayısıyla Hanefi ve Şafii mezhebi arasında her ne kadar abdestin farzları noktasında bir fark var gibi görülse de neticede aynı yere çıkmaktadır. Ancak şöyle ayrıntıda bir farklılık söz konusu. Diyelim Hanefi olan birisi abdestini bitirdiğinde baksa ki başına meshetmemiş. Başına meshetmeyi unutmuş. Başına mesini verir ve abdesti tamamlanmış olur. Ancak Şafii olan birisi tertibe riayet etmek onlarda farz kabul edildiğinden baştan başlayacaktır. Ve işte yüzünü yıkayacak, kollarını yıkayacak, başına meshedecek, ayaklarını yıkayacak ve o şekilde abdesti tamamlayacaktır. Abdest maddi bir temizlik ama aynı zamanda manevi bir temizliğe de vesiledir. Bir insan abdest alırken diyelim ağzına su veriyor, ağzıyla işlemiş olduğu günahlar hatırına gelip, diliyle söylemiş olduğu uygunsuz sözler hatırına gelip tövbe istiğfar edebilir ve ağzını yıkarken manen de temizlenmiş olur. Yüzünü yıkarken diyelim gözü harama kaymıştır ve bu noktada haram işlemiştir. Bunlar hatırına gelir, yüzünü yıkarken o günahlardan da temizlenmiş olur. Ve ayaklarıyla belki kötü yerlere gitmiştir, lüzumsuz yerlere gitmiştir. Ayaklarını yıkarken bundan dolayı tövbe istiğfar eder ve maddeten temizlendiği gibi manen de temizlenmiş olur. Bu açıdan abdest hem maddi hem manevi bir temizliktir. Ve ennezafetü minel iman, temizlik imandandır. Ennezafe şatrul iman, imanın, İslam'ın yarısıdır. Bu mealde rivayetler bulunmakta. Ancak abdestle alakalı bu ayet üzerinde hayli alimlerimiz durmuşlar ve konunun ayrıntılarıyla alakalı yorumlar yapmışlardır. Söz gelimi mesela dirseklere kadar kollarınızı yıkayın diyor. Acaba dirsekler buna dahil midir? Doğrudan ibareden dahil olduğunu çıkarmak zor olabilir. Ama en azından uygulamada bu böyledir. Ve ihtiyata uygun olan da dirseklerin buna dahil edilmesidir. Hanefi mezhebinde de zaten bu şekildedir. Ve genelde mezhepler bunu esas almışlardır. Ve başka bir konu, başınıza mesedin. Acaba başın ne kadarı meshedilecek? İmam-ı Şafii'ye göre birkaç tele de değmiş olsa mesh tabiri gerçekleşmiş olur. Farz olan miktar budur. İmam-ı Azam ise hiç olmazsa başın dörtte birinin meshedilmesi bunu esas almaktadır. İmam-ı Malik ise ayet diyor madem başınızı meshedin demiş, başı şu şekilde meshetmek, bir nevi tamamını meshetmek
o manada anlıyor. Burada tabii şekil itibariyle bazı farklılıklar görülebiliyor. Şunu herhalde bilmek lazım. Allah-u Teala o noktada insanları serbest bırakmış. Yani ana hatlarıyla abdest zaten burada ifade edilmiş. Ama ayrıntılarda acaba meshederken başın dörtte biri mi, daha az mı veya daha çoğu mu meshedilecek? Bunlar ayrıntılardır. Bu ayrıntılar normaldir ve problem de değildir. Şekil olarak bazı farklılıkların olması problem değildir. Ancak yine bu ayet-i kerimede ehl-i sünnet ve şia arasında önemli bir uygulamada farklılık var. وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ Başınıza meshedin. Bunun devamında وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَابَيْنِ Ve topuklarına kadar ayaklarınızı. Acaba meshedin mi yoksa yıkayın mı? Şia mezhebi bunu yakınındaki başınızı meshedin ayetine atfetmek suretiyle, yani başınızı meshedin, topuklarına kadar da ayaklarınızı meshedin. Böyle mana veriyorlar ve buna göre uygulamaları da var. Ancak gerek Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam tatbikatı, gerek sahabenin tatbikatından hareketle ehl-i sünnet alimleri ayakların topuklara kadar yıkanmasını esas alıyor. Ve o şekilde hareke olarak da ayetin harekesi ona göre veriliyor. Ve ercülekum bu şekilde okuyoruz. Eğer ercülikum okusak o zaman ayağınıza da meshedin gibi bir mana anlaşılır. Ama ehl-i sünnetin ayeti okuyuşu ve ercülekum ilel kâbeyn ve topuklarına kadar ayaklarınızı yıkayın. Zaten esas olanın yıkamak olduğu anlaşılır. Çünkü abdest madem bir temizliktir, ayaklar da kirlenebiliyor. Bunun günde 5 defa bu şekilde yıkanması gayet güzel bir durumdur. Ancak Şia'yı bundan dolayı ayıplamak, yanlış söylüyorlar diye fazla bir medar bahsetmek, o da uygun değildir. Çünkü onlar da bazı rivayetlere dayanıyorlar ve ayet-i kerimeyi o tarz anlama noktasında kendilerine göre onların da delilleri var. Ve bu diğer alemde sırlar çözülecek. Diğer alemde kimin isabet ettiği, kimin etmediği ortaya çıkacak. Yani diğer aleme varmadan burada halletsek belki hatıra bu gelebilir de, ama 14 asır boyunca bu halledilmemiş. Günümüzde de herhalde halledilecek değil. Herkes kendi görüşünden, kendi gitmiş olduğu yoldan genelde memnundur. Hak olarak, doğru olarak onu kabul ederler. Ve in kuntum cunuben fettahharu, eğer cünüp iseniz iyice temizlenin. Yani boy abdesti ve boy abdestinde de bütün vücudun böyle iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde temizlenmesi esastır. Ve in kuntum merda ev ala sefer, eğer hasta iseniz veya sefer halindeyseniz, ev ca'a ahadun minkum minel gha'it, veya sizden birisi tuvaletten gelmişse, ev lamastumun nisa'a, veya kadınlarla kadına değmişseniz, felem tecidu ma'en, ve bütün bunların sonunda bir su bulamamışsanız, feteyemmemu sa'idan tayyibe, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Değerli izleyenlerim, abdest var, gusül var, bir de teyemmüm var. Teyemmüm, Allah-u Teala'nın bize göstermiş olduğu bir kolaylıktır ve bir ruhsattır. Suyun olmadığı yerde, ya doğrudan veya hükmen olmadığı yerde teyemmüm yapılır ve teyemmüm ile ihtiyaç giderilmiş olur. Teyemmümde malum işte bir toprağa el sürülüyor ve insan yüzünü meshediyor, ardından kollarını meshetmek suretiyle o şekilde gerek normal abdest gerekse boy abdestini almış oluyor. Ve hangi durumlarda bu olur? Ayet-i Kerime bunu bize bildirdi. İşte hasta iseniz, yani bir insan hasta olur, diyelim ki su kullanmasına durumum müsait değil ve yıkanabilecek durumda değil, böyle bir durumda teyemmümle idare eder. Veya sefer halinde, yolculuk hali, belki su var ama diyelim kullanmak için müsait değil veya o anda vakit yok. Böyle bir durumda o insan ne yapacaktır? Teyemmüm yapacaktır.
veya su var ama düşman tarafında, o tarafa geçmek hayati bir tehlike. Bundan dolayı o insan teyemmümle idare edecektir. Veya tuvaletten geldiğinde abdesti gitmiş oluyor. Veya kadına değdiğinde, burada kadına değmek Şafii mezhebinde doğrudan değmek anlamında anlaşılmıştır. Mecaz olarak değil de işte yabancı bir kadına eli değdiğinde, yani kendisiyle nikahlanabileceği hanımı dahil bir kadına eli değdiğinde Şafii mezhebinde abdest bozulmuş kabul ediliyor. Ama bir insanın diyelim annesine eli değer, kendi kızına eli değer veya teyzesi gibi ebediyen evlenmesi haram olan birine eli değer, bu durumlarda abdest bozulmaz. Fakat hanımı da dahil olmak üzere nikahlanabileceği herhangi birisine eli değmişse bu durumda Şafii mezhebinde abdesti gitmiş kabul ediliyor. Ancak İmam-ı Azam ayet-i kerimeyi doğrudan kadına el değmesi şeklinde anlamıyor. İmam-ı Azam meseleyi değerlendirirken ailevi beraberlik, cinsi münasebet şeklinde anlıyor ve onun da zaten abdesti izal ettiği, guslü gerektirdiği malum. İmam-ı Şafii'nin değerlendirmesi ise doğrudan kadına el değmişse bundan dolayı abdestin bozulması şeklinde. Bu durumlarda işte insan su bulamamışsa, ya gerçekten bulamamış veya hükmen suyu bulamamışsa, bu durumda insan teyemmüm edecektir ve teyemmümü de temiz bir toprakla yapacaktır. Ve teyemmümün uygulama alanlarından birisini şöyle ifade edebilirim. Birisi diyelim hasta, hastanede yatıyor ve veya evinde yatıyor da olabilir. Fakat ayağa kalkabilecek durumda değil ve durumu buna müsait de değil, yıkayabilecek durumda da değil. Bu durumda yanı başındaki diyelim duvara elini vurur ve o şekilde o da temiz bir toprak sayılır ve onunla abdestini almış olur, teyemmüm olarak abdestini almış olur ve namaz vakitleri geldiğinde bu şekilde namazını kılar, namazını kazaya bırakmamış olur. Malum namazda insan ayakta başlıyor, rüküye, secdeye varıyor ama hasta olan birisi yattığı yerden namazını kılabilir. Sadece göz işaretleriyle de yine namazını kılabilir. Allah-u Teala insanlara kolaylık dilemiştir, zorluk dilememiştir. Femsahu bi vucuhikum ve eydikum minhu, ve o temiz topraktan yüzünüzü mesedin ve ellerinizi de mesedin. Kollarınızı mesedin. Ma yuridullahu li yec'al aleykum min harac. Allah size bir zorluk murad etmemiştir, bir zorluk dilememiştir. Velakin yuridu li yudahirakum, lakin Allah sizi tertemiz kılmak ister. Ve li'tumme ni'metehu aleykum, ve size olan nimetini tamamlamak ister. La'allekum teşkurun, ta ki bu şekilde Allah'a şükredesiniz. Umulur ki bu şekilde Allah'a şükredesiniz diye. Ve zkuru ni'metallahi aleykum, Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve mithaqahu'llezî vesaqakum bihi, ve sizden almış olduğu sözü hatırlayın. Yani Allah'ın nimetlerini hatırlayın, sizden almış olduğu misakı, o kuvvetli sözü hatırlayın. İz gultum semi'na ve ata'na. Hani siz semi'na ve ata'na, işittik, itaat ettik demiştiniz. Burada medarı bahs olan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan o günkü Müslümanların biatı olabilir. Değişik yerlerde Peygamberimize biat edilmiştir ve o biat edenlerin biatın gereğini yerine getirmeleri üzerlerinde bir vazifedir. Ve bize bakan yönüyle de biz de zaten Peygamberimize biat etmiş oluyoruz. İmana, İslam'a girmekle. Dolayısıyla işittik, itaat ettik. İşte Peygamberin bize davetini işittik ve o davete icabet ettik. Bunu demişizdir. Ve semi'ana ve ata'ana demek, işittik, itaat ettik demek müminlerin zaten bir özelliği. Dolayısıyla o imanın gereğini yerine getirmek gerekiyor. Yani İslamiyet sadece iddiadan ibaret değildir. Bir insan işittik, itaat ettik diyorsa bunun gereğini de yerine getirmelidir.
Vettakullah, Allah'tan korkun. İnnallah alimun bizzati sudur. Allah sadırlarda olanları bilmektedir. Yani Allah her şeyi bilir. Allah'ın her şeyi kuşatan bir ilmi vardır. Sizin kalplerinizden geçenleri, içinizden geçenleri de Allah ayrıntılarına kadar bilir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kûnû gavvâmine lillâhi şühedâ ebil gıst. Allah için adaletle şahitlik yapan kimseler olun. Adaleti ikame eden hakimler, ve adaletle hükmeden kimseler olun. Ve şehadeti Allah için yapın. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ Bir kavmi olan kininiz sakın sizi sevk etmesin. عَلَا اَلَّا تَعْدِلُوا Adaletsizliğe sizi sevk etmesin. Yani olur ya, insanlarda bir takım böyle kin, nefret, düşmanlık, bu gibi duygular var. Ve insanlar arasında da zaman zaman problemler oluyor. İşte onlara karşı olan kininiz, onlara karşı olan düşmanlık duygularınız sakın sizi adaletten ayırmasın. Haddi aşmaya sizi sevk etmesin. İslamiyet'te öldürürken bile güzel bir şekilde öldürmek esastır. Diyelim savaş halinde diğer taraf sizi zaten öldürmeye çalışıyor. Elbette orada kendinizi savunacaksınız. Savaşta ölmek de var, öldürülmek de var. Öldürürken güzel bir şekilde öldürmek. Yani diyelim öldürdünüz, hızınızı kesemeyip onun böyle gözünü oymak, kulaklarını kesmek, vücudunu delik deşik etmek, bu gibi şeyler dinen uygun şeyler değildir. Haddi aşmak uygun şeyler değildir. Allah-u Teala düşmanlara karşı bile mutedil olunmasını, adaletten ayrılmamak gerektiğini bizlere bildiriyor. İadilu, adaletle hareket edin. Huve akrabu lit takva, takvaya bu daha yakındır. Yani takvaya daha uygun olan işte budur. Vettakullah, öyleyse Allah'tan korkun. İnnallâhe habirun bimâ te'amelun, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ve dolayısıyla Allah'ın haberdar olması yaptıklarımızdan bizi hesaba çekmesini de tazammun eder. O halde dikkat edin. Adaletten ayrılmayın. Taşkınlık yapmayın. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah iman eden salih amel işleyenlere vaatte bulundu. لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرٌ عَظِيمٌ Onlar için mağfiret var ve büyük bir mükafat var. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkar eden, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَه۪يمِ Onlar cehennem ashabıdır. Cenab-ı Hak bizi adil olanlardan, günahlardan kaçınanlardan eylesin. Lütfuyla cennetine, cemaline nail eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum.